Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesten önce bütün partilerden daha fazla demokrasiye inanan parti olduklarını söyleyen Metin Dönmez, AK Parti'nin baskıcı yönteminden kurtulacak aşamaya geldiklerini ifade etti. Herkesten önce bütün partilerden daha çok fazla demokrasiye inanan, demokrasi mekanizmasının çalıştırmaktan onur duyan bir partinin üyeleriyiz. Mutlaka sandık konulması, partinin onurlu üyelerine gidilerek partinin belediye başkan adayının belirlenmesi çok daha önemli, çok daha güzel. Biz bunu isterdik, baştan isterdik. Yani biz Tekirdağ ve ilçelerinde baştan da söyledik, sandık konulursa, üyeye sorulursa, üyelerinin verdiği karara saygı duyalım. Bu şekilde bir yöntemle olsun dedik ama genel merkezimizin Tekirdağ'daki diğer il başkanı ve ilçe başkanlarına yaptığı temaslar sonucunda Tekirdağ merkez ve ilçelerinde kamuoyu anketleri yapılsın. Anketten çıkan isim net olarak çıkan isim belediye başkanı olarak açıklansın diye bir karar alınmıştı. Partisi Çerkezköy'de seçim alacak Çerkezköy'ü artık AKP'nin bu baskıcı yönetiminden Çerkezköy'ü talan eden yönetiminden kurtaracak aşamaya gelen bir duruma geldik. Dün akşam hepimiz kamuoyundan çıkan, anketten çıkan ismi bekliyorduk, kim olduğunu. Tabii ben bunu biliyordum. Niye, nereden biliyorsunuz bizdir bazıları? Tabii ki parti içerisinde bir geçmişim var. Anketten çıkan isim bendim. Açık ara çıkan isim bendim. Metin Dönmez ara çıkmıştım. Ama ne hikmetse sandık kararı alındı. Dört arkadaşımız tekrar seçime sokulma kararı alındı. Tamam, genel merkezimizin kararıdır. Saygı duyuyoruz. Geçmiş yıllarda ben çeşitli aşamalardan sandıklara çıkmış bir isimim. Yine de sandıkta yapılacak ön seçimde onurlu üyelerimizin, delegelerimizin kendi öz iradelerine verecekleri kararlarla teveccühleri alarak sandıktan birinci çıkacağına inanıyorum. Çerkezköy'ün meclis başkanı adayı olacağıma inanıyorum. Tabii bu anlamda üzüldüğüm bir şey var. Sandık kararı alınmışsa bu dört isimde, dört isim değil de yedi isminde dört aydan beri çalışan, bu partiyi hizmet eden Zeki Bey'in de, Subaykan Bey'in de ve Aktaş Bey'in de ön seçime girmesi daha güzel olacaktı, daha demokratik olacaktı diye düşünüyorum. Bu üç arkadaşımızın kenarda bırakılması pek hoş olmadı diye düşünüyorum. Pazar günü CHP bayrağını Çerkezköy'de dalgalandıracak adayın belli olacağı o güne kadar üyelerle temaslarda bulunacağının sinyalini verdi. Görüşeceğiz, temaslarda bulunacağız. Kendilerinden teveccüh isteyeceğiz. Pazar gününde ön seçim bitecek. İnşallah önümüzdeki pazar akşamı da Çerkezköy Cumhuriyet Partisi'nin belediye başkan adayı netleşecek. Ondan sonra da yerel seçimlere hazırlanacağız. Biz Çerkezköy'ü Cumhuriyet Partisi'nin bayrağını dalgalandıracağız. Ben bir kırgınlık olacağını, arkadaşlar arasında bir kırım olacağını zannetmiyorum. Sonuçta 7 aylığımızda yine hep beraber her ne kadar 300 sandık dışı bırakılsa da kendileri mutlaka kırmışlardır ama yine de o kırgınlıkları unutup da pazar günü sandıktan çıkacak olan adayın etrafında birleşeceğine inanıyorum. Buna bütün kalbimle söylüyorum. Şimdiden hepimize hayırlısı olsun. Partimize hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Başka.